bayramınız kutlu olsun öncelikle başkanım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Barış Bey, sizi aramızda görmek bizi yine tekrar mutlu etti. Temmuz ayından bugüne kadar gerçekten görüşememiştik ama bu Temmuz ayından bugüne kadar Karamanlı'da güzel şeylere imza attığımızı düşünüyorum. İşte şenliğimiz biter bitmez biz Karamanlı'mızda Anadolu Öğretmen Lisesi yapımına hız verdik. İnşaatımız halen devam etmekte. Çünkü binamız 3 katlı bir binamız vardı. Oların güçlendirme yapılması gerektiği Bayındırlık Müdürlüğü'nce bize söylenince bu yılki açılış törenini yetiştiremedik. Ama önümüzdeki yıl öğrencilerimizle birlikte Anadolu Öğretmen Lisemiz tekrar çok güzel bir şekilde faaliyete geçmiş olacak. Tabii bu arada sevindirici olay, yine Anadolu Öğretmen Lisemizin 60 tane öğrencisi Karamanlı'mızda şu anda eğitim görüyor. Bunlardan 58 tanesi dışarıdan, 2 tanesi de Karamanlı'mızın öğrencisi. Biz belediye olarak bu öğrencilerimizin açıkta kalmasını tabii ki düşünemezdik. Bu nedenle Karamanlı'mıza kazandırmış olduğumuz yeni bir otelimiz vardı. Bu otelimizi işletmeyi kapattık. Erkek öğrencilerimizi 18 tane, onları orada değerlendiriyoruz. 37 tane de kız öğrencimiz var. Daha önceden dershane olarak kullanılan binamızı boşaltıp o bina içerisinde tadilatı çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik ve okullar açılmadan önce Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizi oraya yerleştirdik. Evet. Velilerimiz de şu anda çok memnunlar. Çocuklarımız çünkü açıkta kalmadılar. Onlar gayet güzel bir ortamda kendilerini ağırlıyoruz. Bunun dışında yaz... Yani lafınızı balla kesiyorum. Buyurun. Karamanlı'nın yurdu var artık. Karamanlı'mızın şu anda öğrencilerimizi barındırabilecek bir yurdu var. Evet. 60 öğrenci, 70 öğrenci barındırabilecek bir yurdu var. Fakat bu yeterli değil tabii ki. Önümüzdeki yıl Anadolu Öğretmen Lisemizin yanında yurt binamızı da bitireceğiz. Bu vatandaşlarımızın katkısıyla gerçekleşecek. Bu arada katkıda bulunan vatandaşlarımıza sizlerin huzurunda televizyon aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnanın insanlarımız o kadar duyarlı ki yani küçük büyük demeden miktar önemli değil. Gelip biz de yardımcı olalım diye düşünen ve geçenlerde bir arkadaşımız geldi. 20 lira versem. Tabii dedim ya, 20 lira da dedim bizim için büyük para. Önemli olan gönülden vermek. Evet. Gönülden vermek çok güzel bir şey. Öyle vermek herkesin yapacağı bir şey de değildir. Yani Karamanlı el birliği yaptı. Evet. Ve ilçesine çok güzel bir okul ve yurt kazandıracak. Evet, ya az kaldı. Tabii bunda sizin önderliğiniz çok önemli. Yani biz elimizden geldiğince tabii toplumumuzun da kanaat önderleri olarak, belediye başkanı olarak tabii ki insanlarımızla birlikte nasıl hareket edeceğimizi beraberce hareket ediyoruz. Yani bu konuda kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben sadece bir aracıyım. Evet. Burada halkımız nasıl isterse, ne yönde isterse ben onlarla birlikte hareket ederek en güzeli yakalamak durumundayım. Yaz süresi içerisinde sulamalarımız, baraj sulamamız vardı. Gayet güzel bir şekilde uzun yıllar sıkıntılı olmasına rağmen son 2 yıldır özellikle hiç kimseye haksızlık etmeden, herhangi bir şekilde sorunu yol açmadan baraj sulamamızı gerçekleştirdik. Çoğu insanımızdan aldığım tepkiler güzel. Yani tamam başkan, teşekkür ediyoruz. Adaletli davrandınız, hiç kimseye haksızlık ettirmediniz diye bu söylenenler kulağıma geldi. Tabii benim için hoş bir söylem. Yine son geçen hafta içerisinde belediyemize 3 tane iş makinesi kazandırdık. 3 iş makinemizi kazandırdık. Bunlar toplamda 375 bin liraya bize mal oldu. Ben yaklaşık işte 1,5 yıl oldu belediye başkanı oldu. Bu 1,5 yıl içerisinde pek çok borcumuzu ödediğimiz gibi yine borcumuz var deyip boş durmadık. Elimizden geldiğince hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Bakın şu alan önceden örneğin hiç kullanılmayan boş, evet, bir alandı. Çok güzel olmuş. İnsanlarımız daha belediyemize yakın olsun istedim. Belediyemiz halka açık, her zaman şeffaf belediyecilik. Zaten kapım hiçbir zaman kapatılmaz. Her an kapımız açık. İnsanlarımız gelince derdini, tasasını, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu iş makinelerimizi almamızdaki sebep, hani biliyorsunuz alet işler el övündür diye bir atasözümüz vardır. Bu aletlerin işlemesi lazım ki vatandaşımıza daha çok hizmet verebilelim. Yine sizden ayrıldıktan sonra Temmuz ayından bugüne kadar yapmış olduğumuz işlemlerden bir tanesi de parke taşı döşemeciliği yollarımızda. 40 bin metrekarelik yol döşemesi ihalesini açtık. Bu ihalemiz halihazırda devam etmekte. Öncelik verdiğimiz yerler öğrencilerimizin özellikle kullandıkları güzergah çok önemliydi. Yani çocuklarımızın ayaklarını çamura batmaması adına. Önceliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde büyük ihtimal bir de parke makinesi, yani tam otomatik bir parke makinesi alımı için belediye meclisimiz sağ olsun karar verdiler, yetki verdiler. Ben de bu konuda çalışmalarımı devam ettiriyorum. Artık bundan böyle parkesi olmayan Karamanlı'mızda yolumuz neredeyse kalmayacak. Çok güzel. Yine güzel bir gelişme oldu. 17 Eylül tarihinde bu Karamanlı, Tefendi ve köyleri civarındaki ovalardaki tarlaların toplulaştırılması adına ihalemiz bitti.
İhale sonuçlandırıldı. Yine bu, Ekim ayının 16'sında biz bir ilan panomuza ilan astık. Toplulaştırmanın başladığını ve bir 15 günlük süreyle bu askıda kalacağını, bu askıda sürecinden sonra tamamen işlerin hızlanacağı konusunda bir duyurumuz oldu halkımıza. Bu toplulaştırma işlemi gerçekleştiği andan itibaren Karamanlı'mızdaki tarım politikası çok büyük bir değişikliğe uğrayacak. Çünkü yine Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü Isparta'da yapmış olduğumuz protokol gereği aynı zamanda tarlalarımızı toplaşırken barajımızın suyu da yer altına, yer altı sulaması inecek. Yani dileyen yağmurlama sistemi kullanacak, dileyen damlama sistemi kullanacak. Dolayısıyla artık o dünyada bile terk edilmiş olan salma sulama işlemi ortadan kalkacak. Tarlalarımız da büyük olduğu için hem verim hem iş gücü konusunda çok büyük bir kazanımımız olacak. Bu konuda da Karamanlı'mıza hayırlı olsun diyorum. TOKİ işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda bir TOKİ çalışması yapacağız. Çünkü şu anda Karamanlı'da kiralar hem yükseldi hem de oturacak ev kalmadı. Dışarıdan mermer sektörü nedeniyle özellikle aldığımız bir göç var. Bu göç nedeniyle şu anda ev sıkıntısı, konut sıkıntısı yaşanmakta Karamanlı'mızda. TOKİ ile bir çalışma yapıp bu ev sıkıntısını gidermeyi planlıyoruz. Buradan sizin aracınızla tüm Karamanlı hemşehrilerime, Türk milletine ve tüm İslam alemine Kurban Bayramı'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir bayram atlatırız diyorum. Bizler de Barışla Türkiye'nin Sesi programı olarak bayramınızı kutluyoruz ve bizi tekrar ağırladığınız için, yeniden kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. Her zaman, her zaman efendim, her zaman. Evet sevgili seyircilerimiz, Barışla Türkiye'nin Sesi tam gaz devam ediyor. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Barışla Türkiye'nin Sesi reklamlardan sonra devam edecek.